Öncelikle hocam hoş geldiniz diyorum. Nasılsınız? Keyfiniz nasıl? Çok iyiyim. Çok teşekkür ederim. Şu soruyla başlayalım hocam. Daha önce hiç Doktorlar dizisini izlediniz mi? Doktorlarla ilgili hiçbir diziyi, filmi izleyemiyorum. Deliye dönüyorum. Yok, izlemedim. Ya her gün içinde olduğum için mesai saatleri dışında tıptan uzak kalıyorum. Birkaç sahne izledim ama oturup baştan sona bir dizi takibi yapmışlığım olmadı. Denk gelirse izliyoruz. Doktorlar var, başka diziler oldu. Hani bunlar böyle aşkla karışık, sadri alışık var diye ortaya yapılmış olan dizilerdir ama. Arka arkaya o kadar büyük hatalar var ki insanı rahatsız ediyor. Bir üçüncü, beşinci dakikasında sinirlenip kapatıyorum. O kadar diyorsunuz. Gencecik insanlar böyle gidiyorlar. Üstlerinden böyle beyaz gömlekler uçuşuyor bilmem nelerde. Millet de doktorluğu böyle anladı. Hocam sizin için biz filmlerde ve dizilerde yer alan doktor hastane sahnelerini derledik. Bunun içinde Türk dizi ve filmleri de var. Yabancılar da var. Onlara bakarak yorumlamanızı isteyeceğiz sizden. İlk olarak Türkiye'nin en meşhur doktor dizilerinden birisi olan Doktorlar dizisinden 4 tane sahnemiz var kısa kısa. Oldukça başarılı bir ameliyat olmasına rağmen ciltteki geniş defekten dolayı primer kapanmadı. Flap kaydırarak ancak yarıyı kapatabildik. Çok güzel. Ağzı biraz yani, dönmekte zorlanmış ama. Dış dünya ile şah damar arasında ince bir deri tabakası mevcut. Göz göre göre bir kadının aldatılmasına yardım ediyorsun. Bana bakın Arslan Bey. Eğer Ahmet'e kötü bir şey yaparsanız şah damarımı patlatıveririm diyeceğim. Bu ne lan? Ay. Hocam şeytan filmindeki kız kusma sahnesi gibi olmuş. Buyurun hocam, söz sizde. Yani ne diyeceğimi bilemiyorum ya. Şöyle söyleyeyim, böyle bir damar patlaması aslında mümkün. Damar zayıfladıysa dışında böyle bir baloncuk olur. O baloncuk sürekli burada da esasında yapmışlar. Atıyor ya, cildi bir zaman sonra inceltir. En ufak bir çarpmada etmede hakikaten böyle sanki bomba patlamış gibi patlar. Ama şunu söyleyeyim, tabii hani hasta bu kadar rahat olmaz. Yani şuur kaybı çok hızlı olur bu kadar kan kaybında. Hani konuşmaya etmeye devam edemez ama doğru. Onu kaybediyoruz. Tansiyon ve kalp ritmi alınamıyor. Bir ampul epinefrin verin. Çabuk. Oo. Al şunu. Bir kere zaten sterilite gitti orada. Maske el gitti. Gözlük tutuldu. Ve korkarım hala ameliyata devam ediyor. Nabzayım. Hadi hadi çabuk. Oho, gözünü burnunu tuttu. Bu da zaten yani. Oo, şimdi ameliyathane kısmına mı geçtik? Oo, hastaya dokunuyoruz. Kardiyak masaj dediğin şeyde kaburga kırılması gerekir. Doğru düzgün masaj yapacaksan. Şey yani şöyle tık 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 bekle. Tık 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 olmuyor öyle. Sert. Sağlam basacaksın. Kaburgaya o zaman kırman gerekiyor. Hasta yatıyor ya böyle. Evet. Bir kere sert bir zeminde olması lazım. Sen üzerine çıkıyorsun ve şöyle elinin içiyle bastırmaya devam ediyorsun. Dolayısıyla esasında iman tahtası denir ya şuna. Evet, evet. İman tahtasıyla sert zemin arasında kalbi sıkıştırıyorsun ki pompa gücü olsun. O yüzden. Anladık yani. Hayır, aklıma şey geldi, hani hep öyle bir şaka vardır ya. Diyor. Bak gel göstereyim burada. Of be. Bu bazen işe yarayabiliyor. Bu gördüğümüz tek yumruk. Tek yumruk normalde kalbi çalıştırmak için kullanılabilen bir şeydir. Duran kalpte kaburgayı kırmak uğruna kalbi çalıştırmak için vurursunuz. Kalbin üzerindeki göğüs kemiğine yapılan ani bir baskıyla kalpte böyle bir zıplatıp bazı zaman etkili olabiliyor. Bunlar da işte bak işte o abi bu işte bak gömlek böyle. Bunun dışarıda ve şey olduğunu düşün. Rüzgar da esiyor falan diye düşün. Bir de böyle hafiften böyle dizüstü etek falan olursa en ideal doktor tiplemesi budur. İnsanda bütün düşleri alevler, ateşler abi. Her duyduğunuza inanmayın. Belki de kıskandıkları için öyle söylüyorlardır. Merhaba, ben Kader. Sizinle tanıştığıma çok memnun oldum. Şimdi beni dikkatle dinleyin. Uymanız gereken 5 kural sayacağım. 1. Boşu boşuna yalakalık yapmayın. Çünkü sizden nefret edeceğim, siz de benden. Hemşireler size çağrı bırakacak. Her çağrıya koşacaksınız.
Vardiyanız şu anda başladı. Öbetçi mi? Ve 36 saat sürecek. 36 saat azalabilir, onu söyleyeyim. Sizler asistansınız. Yani şimdi kıdemli asistanlar bu yüzden asla soru sormayın. Bazen böyle davranabilir. Çünkü burada sizler sorulara cevap vermek için varsınız. Bu da ya böyle davranılıyor mu hocam? Yok hocam, böyle davranılmıyor. Bu çok nazik bir üslup o. Getir lan onu oradan bana şeklinde. Cerrahlar birbirlerine neşelensinler diye. Zaten günlük konuşmaları küfürlüdür. Getir lan onu oradan şeklinde başlar. Yani ver oradan bilmem nenin şeysi şeklinde devam eder. Asistanlık dönemimde blok nöbet tutup 48 saat üzerine 14 saatte mesaiye devam ettiğimi biliyorum. Tıpta özellikle cerrahi branşlarda gerçekten askeri hiyerarşiye benzeyen bir şey vardır. Yani her zaman bu ekibin bir başı vardır. O söz hakkı onundur. Kıdemliniz ne derse yapmak zorundasınız. Askeri kurallar vardır. Yani bildiğiniz asker gibi emir sorgulanmaz, itaat edilir. Zaten genel cerrahi hani 8 asistan başlıyorsa 4'ü bitirir. Olay şey çok zor olduğu için değil, cerrahi çok zor olduğu için değil. Hani cerrahi asistanlık çok zor olduğu için. TIPSS işlemi başarısız olmuş. Vah vah. Ne demek bu? Ben bunun anlamı şu. Özofagus transeksiyonuyla beraber anastomoz ve devaskülerizasyon yapmam lazım. Kadın da üzülüyor anlamış gibi orada. Anastomoz ve devaskülerizasyon yapmam. Baba bir yerlerden bulmuşlar bunu. Aspire et. Anam bu ne? O ne, ciğer mi? Akciğer galiba. Bir gazlı bez mi? Neresi burası? Ciğer, akciğer mi? Tepsiyi getirin. Gazlı bez unutulmuş. Evet. Gazlı bezin ne işi var orada? Tahminen 5 sene önceki ameliyattan kalma. Ameliyat sırasında hocam hastanın içinden 5 sene önceki ameliyattan kalmıyor, gazlı bez çıkıyor. Bu olası bir şey mi? Olabilir. Ütopik değil bir şey unutmak. Çünkü diyelim ki bir hasta kanadı. Kanın revanın içine zaten hani dalıyorsun. O anda elinde işte hani gazdı, petti, ne varsa hani sokuşturuyorsun. Kanı durdurmaya çalışıyorsun. Onu istiyorsun, bunu istiyorsun vesaire. Hani o kalabalık içinde o kanla bezenmiş olan gazlı bez hani bir köşede gerçekten kalabilir. Normalde bunları alet ucunda basıyoruz. Bir kanamaya müdahale edeceğimiz zaman bir aletimiz var. Sonra aletle birlikte hemşireye veriyoruz. Ama o sırada o aletten kaçmış olursa ve orada kalırsa artık bir daha onu görme şansınız bile yok. Öyle de güzel unutulur ki o kahraman... Nasıl unutulur ya? Unutulur. Allah Allah. O kahraman içinde eğer sayıyla sayarak koyuyorsun gazlı bezi. Eğer sayıyı tutturamazsan ya da yanlış koyarsan ya da saymazsan oradaki o kahraman tablosu içinde senin o gazlı bezi ayırt etmen mümkün değil. Yani tostun kenarından kağıdını yemiyor musun bazen? Yiyorsun, gözünden kaçabilir. Hemşire, ameliyathane hemşiresi baştan girerken ameliyata bütün gazları sayıyor, onlu demetler halinde. Diyor ki ben 50 tane gaz demetiyle girdim. Sen mesela diyelim ki kapattın hastayı ama eksik çıktı mesela, diyor ki hemşire eksik çıktı diyor. Etrafa bakın diyorsun, hani yerde orada çöpün içinde kalabilir falan. Bulamazsan tekrar açıp hastayı bakıyorsun. Ha, nadir durumlarda insan hatası olabilir mi? Olabilir. Oluyor mu? Oluyor. Nadir ama olabiliyor. Hocam süper kahraman filmleriyle aranız nasıl? Süperdir abi. Süper kahramanlara bayılırım hocam. Fantastik hiçbir şey izlemem ben. Hocam niye ya? Kısıtlı vaktimizi daha anlamlı şeylerle geçirmeyi tercih ediyoruz. Şimdi bir Marvel filmi olan Doctor Strange filminden bir sahne. Ha, onu izledim. İzledim onu. İlk önce bir ameliyata giriş sahnesi var. Sonra daha fantastik bir sahnesi. El yıkama doğru abi. Ha, güzel yapmışlar. Ha, bak bu böyle hocam. Aynen. Ha, burada golü yedi. Eldiveni kendi takabilir ama zaten hani maskesini ellediği için orada zaten her şey bitti. Hiçbir şey giymeden önce o maskeyi biz bağlar, sonra ellerimizi yıkamaya başlarız. Elleri o anda steril. O dakikadan itibaren hiçbir şeye dokunmaması lazım. Maskesini elledi ya. Evet. Her şeyi çıkaracak, yeni baştan yıkanacak ve yeni baştan giyinecek. Şu ufak falso bile bu filmden beni soğutur. Ben bitti, orada artık seyretmem bunu. Şimdi biraz daha soğuyacaksınız. Biraz daha soğumaya hazır olun. Bıçaklandı mı? Kardiyak tamponat dediği kalp boşluğunun içerisine kan dolmakta. Bunu yapmak mümkün. Açacaksın, kanı boşaltacaksın. O zaman hastayı kurtarabilirsin. Aynı beyin kanaması gibi düşünün. Kalbinle bıçağı almış ama o bıçak
direkt kalbin içine tam girmemiş perikard dediğimiz etrafındaki zarı. O zarın içine kan dolmaya başlamış. Kesesinin dışına çıkamadığı için kalp kendi kanında boğulmaya başlıyor. Buna perikard tamponadı diyoruz. Şimdi ne yapacak? O zarı kesip o kanı boşaltırsa kalp tekrar çalışacak aslında. Sanki kalbi bıçaklanmış da onu kurtarıyor değil. Yoksa masanın üstünde bunu yapamaz. Fakat tamponat bu kadar hafif geçmez ama bu da zaten Doktor Strange. Yani diyecek bir şey, bak 40'a inmiş. Of adam çıktı be abi, işte bu. Buna bayılıyorum abi. Adam şimdi dışarıdan kendini izleyecek. Niye, neyle bıçakla? Vallahi bilmiyorum. Bıçak gibi bir şey herhalde. Ne yapıyor şimdi? Bir şey mi enjekte ediyor? Öbürü de geldi. Bu kadarını kalbim götürmeyecek. Galiba sahneyi hatırlıyorum. Bunlar DVD'si çıktığı zaman ben DVD'sini alıp iki kere, üç kere daha seyrediyorum. O zaman anlayabiliyorum bazı sahneleri. Bunu seyretmemişim. Bunun DVD'si ya çıkmadı ya pahalıydı, almadım. Bazıları çıkışta 39 lirayla falan başlıyor. Bas abi. Bas. Defibrilatör. Elektrik verince kalbin frekansı tekrar geri döndü. Voltaj yetmedi, biraz daha ver diyor. Çok iyi ya. Bu birazcık fantastik. Fantastik şey canım, yani hani bunun da büyüsünü bozma kardeşim ya. Değil mi? Evet. Yani evet, hani adam güzel çekmiş yani. Evet. Şimdi bu film esasen çok rahatsız edici değil benim açımdan. Neden? Çünkü baştan aşağı fantastik olduğu için burada doğru düzgün bir şey beklemiyorsun. Yani sanki gerçekmiş gibi çekilen bu diziler, filmler falan filan, onlar daha rahatsız edici doğrusu. Zaten gerçeklik aramıyoruz. Tabii yani. Aramıyorsun, bu fantastik film. Hocam, Kurtlar Vadisi'ne geldik. Oo, bak onu da seyretmedim hocam. O mesela içimde uhde kalmış olan dizilerden ve filmlerden bir tanesidir. Ben onu bir türlü seyredemedim. Makineyi çek. Selami acele et. Burada boneler evet, daha iyi yalnız, bir farkında mısınız? Evet. Kurbanın olayım. Ahu, benim CD'yi çal. CD? Benim CD'yi çal. Ameliyatlarda müzik dinliyoruz gerçekten. Heh. Evet, onu soracaktım. Yani evet. Konsantre olmak için müzik mi açıyorsunuz yani? Yok yani vakit geçsin. Kulaklar için nasıl? Sevgili abim, yani ismini vermeyeceğim çünkü anlaşılır. Tamam. O televizyon açtı. Abi. Oh. Tabii. Kolon ameliyatında bir yandan televizyon. Sahnede ne biliyor musun? Sabah vakti orada revi gibi bir şey çıkıyordu. Ama nasıl biliyor musun? Şiir gibi ameliyat ediyor. Bir yandan ulan diyor şunlara bak diyor. Sonra dönüyor küfrediyor abi. Ameliyat sahnesi böyle olur. Yani klasik müzik açtırtmazsın genellikle. Evet. Sana o şey yani teskin edecek bir şey yok abi. Orada gerilimin dibindesin. Adrenalini salgılatacak bir şey açman lazım aslında. Devam et abi. Ne açmış bakalım? Benz. Benz. Kızımın şeyim yok. Tut şunun ucundan. Tövbe tövbe. Oh, maske gitti. Herhalde dönmeyecek bir daha ameliyata cerrahımız. Hocam kafasına alkol döküyorlar şu an. Oo. 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 Ay. Yine de hocam bak şey. O açtı maskeyi abi. Bak şimdi of içine de uhu. Dök dök üstüne. Ama. Nasıl ya? Avcı. Makas. İkidir kör makası veriyorsun. Adam gibi bir şey var. Kör makas ha. Bak bu da olur. Şey sinirler gerilir yani. Sinirle gerilir, böyle alırsın atarsın falan. Vallahi. Tabii. Cerrahın şanındandır o. Cerrahlık bomba imha ekibi gibidir. Orada kırmızı teli keseceğine maviyi kesersen hasta ölür. O yüzden çok çok stres yaşıyorsunuz. Hani bilmeyenler bilsinler. Mesela bir ameliyat çok mu uzun sürüyor? Ameliyat uzun sürebilir abi. 5 saat.
5 saati bir fiile opera etmeyebilir. 2 saat çalışır, dinlenmeye yarım saat çekilir. O sırada hasta uyumaya devam eder. Başında birisi olur, birileri olur ya da o sırada başka bir aşamasına geçilmiştir. Ekip dinlenir. Ama alkol döküldüğünü görmedim. Yani kolonya versen belki olur da. O zaman Mucize Doktor'a geçiyoruz hocam. Aa. Mucize Doktor'dan ilginç. Ama hiç izlemedim sahne. Eyvah. Şimdi dur bakayım. Ali bir şey söyler misin? Ay, o ne? Bak ısısını değiştiriyorsun. Ciğer hocam. Ay bu çok iyi. Geldi işte. Elime geldi. Hissediyorum. Ya neyi hissediyorsun? Bir pıhtı uçması eliyle. Lazım. Bak burada var. Ama BT'de yok. BT'ye baktım. Pıhtı yok. Burada var. Ölüyor. Ciğer ölüyor. Sol lob. Orta hepatiklerden başlıyor. Falciform ligament boyunca atılan bir kesik. Segment 3'e bağlanmamızı sağlar. Pıhtıyı orada bulup açacağız. Tamam. Sen bul ben çıkarırım. Şimdi tıbbi terim gibi söylenen şeyler tamamen saçmalık. Kalbin, ciğerin anatomisinde öyle bir şeyler, şunlar bunlar yok. Şu anda ben bunu fazla bile seyrettim. Evde olsam kapatmıştım. Tamam, sen bul ben çıkarırım. Ne yapıyor ya? Hocam yoğun kenarında bir ameliyat yapıyorlar şu an. Bunu gördük. Bakayım ne götürüyor? Kokoreç gibi bir şey. Ciğeri dışarı mı? Öbürü de balık mı yıkıyor? Ay ne bu? Açıyorum. Çıkarıyorum. Ya bir şey söylemiyor. Oradaki pıhtı değil de şu an benim kalbime bir pıhtı atıyor olabilir yani. Gerçekten çok kötü bir sahneymiş bu. Kanül yapmak için pipete ihtiyacım var. Pipet var mıdır? Ne, emecek mi? Ay, bu çok iyiymiş be. Kapat abi, topla gidiyoruz. Solüsyon? Bence açmışken motorda da şey falan var mı? Ona da baksınlar. Meme falan yapmış olabilir. Hadi. Hakikaten kötüymüş o. Oluyor mu? Yani bravo evet. Diyeceğim. Çok olağanüstü bir durum. Takdir ettim. Vallahi yani ne diyeceğimi bilmiyorum. Baştan aşağı saçmalık. Dışarıdan bakarak karaciğerin içindeki pıhtıyı görüyor. Öyle bir taşınma mümkün değil zaten de. Hani dışarıya alıyor. Kaportanın üstüne koydu ya. Evet hocam, sıcak sıcak. Naylondan baktığınız bir organın içinde pıhtı olup olmadığını anlamak da oldukça yani Süpermen görüşleri falan gerektiren bir şey yani böyle. Asteril şartlarda bir organın torbasından çıkarılması, kaput üzerinde bir müdahale yapılması, yapılan teşhisin mümkün olmadığı. Neresinden başlayayım ki yani, baştan bir tane tutarlı tarafı yok. Bu arkadaşımız için yalnız özel bir PR çalışması yaptılar. Sürekli gündemde tutuyor ya da benim işte açtığım zaman cep telefonunu, haberlerden bir tanesi muhtemelen o çıkıyor. Şu an geriye dönelik baktığım zaman anlam farklı yöne kayıyor. Bu pandemi için bazı şeyleri acaba önden dizi olarak mı bize şey yapmaya başladılar şeklinde. Çünkü bu dizinin orijinalinde, bu şaka değil çünkü baktım bunlara, Güney Kore dizisi bu. Pandemiyle bitiyor. Dünya çapında salgın çıkıyor. Öyle mi? Tabii efendim. Mucize Doktor'un mucizelerinden biri budur zaten. Çok enteresan. Bazı şeyler işte böyle. Evet. Yaşarken yaşadığını hissetmek dediğim bu zaten. Şimdi ameliyata hazırlanılıyor ve anestezi veriliyor. 10, 9, 8. Anestezistler aynı şeyi söylüyor. Bu şekilde 7-6. Hatta çocuğun biri demiş ki anesteziste, ben sana demiş aşık oluyorum galiba. Çocuk küçük 8-9 yaşında. Niye? Seni her gördüğümde bayılıyorum demiş. Maskeyi niye çıkardı? Entübe mi edecek acaba? Evet. Tamam, entübe ediyor. Şu ana kadar hiç fena gitmiyorlar bence. Bu şeyi sorayım, göze niye hocam bant koyuyorlar? Çünkü şey, gözler eğer açık kalırsa kurur. Am I supposed to be able to still hear you? You're wrong, Jack. Ha, bunu bir şey olarak hatırladım galiba. Bu bir film sahnesi, evet, sanıyorum. Anesteziden sonrasında ama bu oluyor bazen. Yani uyudu zannediyorsunuz, uyumuyor. Hakkında böyle konuşurken vay ne kadar da adi herifmiş falan şeklinde. Onların hepsini duyuyor ama bir şey yapamıyor. Evet. No, 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 no! Hayır, ben kan göremem. Bu olabilir. Hocam şöyle, peki, bir bilgi vereyim size. Her yıl 25-30 bin hastada bu vaka yaşanıyormuş ve buna anestezik farkındalık
deniyormuş. Efendim esas olan o değil. Esas olan yaşarken yaşadığının farkında olabilmek. Evet. Mesela o benim için daha önemli. Ben etrafta bakıyorum insanlara. İnsanlar öyle bir kafada yaşıyorlar ki bunlar acaba yaşadığını fark edebiliyor mu diye bakıyorum. Bu doğru değil. Anestezistin arkasında yanında monitör var. Uyandığı anda o zaten monitörde görebiliyor. Şimdi anestezi sırasında bir hastayı uyutucu ilaçlar verilir. Bir de kaslarını gevşetici, paralize edici ilaçlar verilir. Hastanın her türlü hareketini bloke eder. Ama bir şekilde eğer hastanın buna karşı bir direnci varsa bu sırada uyanık kalmak mümkün. Anestezideyken farkında olmak tabii kötü bir durum ama yaşarken farkında olamamak kötü bir durum. Evet. Tamamen kurgu. Uyanırken boğuluyor. Çünkü uyanırken dozu bilerek düşürüyorlar. Çoğu kişi o sırada duyuyor. Sonra da diyor ki ben sizi duymuştum. Bizim geçmişte bütün ameliyatı duyduğunu bize ameliyat sonrasında anlatan hastalarımız var. Yani peki söylediklerinizi birebir tekrar edin. Tabii. Ama acı duymuyorlar. Hocam geldik birazcık daha komik, birazcık daha goy goy sahnelerimize. Önce bir Yeşilçam sahnesi. Nasıl, daha başlamamış mıydık? Cüneyt Arkın sahnesi. Oo tamam. Kolunuzu sıvayın. Bu sahneyi hatırlıyorum. Bunlar gerçek doktor değillerdi. Bunu biliyorum abi. Dur, hop bak, gözünden anladı adamın kim olduğunu. Siz doktor değilsiniz. He işte be yavrum, şirinle öyle tutulmaz diyor. Var. Ondan sonrası zaten süper abi. Tak 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 gidiyor. Siz doktor değilsiniz. Şırıngada hava boşluğu var. Çok iyi ya. Hiçbir doktor hava olan şırıngayı hastaya vurmaz. Şırıngada hava olursa ne olur? Ne demek o? Hava embolisi olur. Yani hava belli miktarın üzerinde olursa felçe kadar yol açabilir. Son olarak hocam Kalp Atışı dizisinden bir sahne izleyeceğiz. Kalp Atışı. Da o da romantik. Açılın. Ha bak bu sahneyi seyret. Vallahi bunu hatırlıyorum. Evet yani durdu. Yerde olan birinin nefesine baktı. Gözüne baktı. Çabuk koş. Hadi koş. Matkabı da getir gelirken. Oha. Matkabı da getir gelirken. Matkap mı? Hadi koşsana, kafatasında hava birikmiş. Oh işte. O da cevabıdır abi. Bana kan şey sümük değil, omur eliksiz. Olabilir yani evet. Kafa travmasında olur. Kafa travmasında da hava olur beyinde. Ama matkapla müdahale etmiyoruz. Kafasını delmem lazım. Basıncı düşürmezsek ölecek. Hocam matkap. Nasıl? Gerçek matkap mı o ya? Ben anlamadım. Evet hocam. Orta hattan 3 santim yana. Hava kabarcığının tam üstü olması lazım. Herkes de bakıyor. Bir de bizim milletin böyle seyretme şeysi vardır. Biraz da kan sıçratsalarmış sağa sola. Ha tamam oldu. Nabzı normale dönüyor. Tamam, tamam. Oldu. Oh. İşte evet. Burada söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum. Yani bunları tokatlamak lazım. Böyle durumlar vardır savaşlarda. Askerin kafasını bu şekilde açarsınız, kurtarırsınız. Sahra hastanelerinde ama onlarda bile çok daha düzgün koşullarda yapılır. Yani böyle olmaz tabii. Genel olarak hocam nasıl buldunuz filmlerde, dizilerdeki bu sağlık sahnelerini? Baştan aşağı yanlışlarla dolu. En azından benim midemi bulandıracak kadar büyük hatalarla dolu. Herhalde bunlara danışmanlık veren kimse yok. Tamamen film veya dizi olarak izlemem çok zor oluyor. Yani eninde sonunda hatayı görüyorsun ve o bir anda seni gerçek dünyaya döndürüyor. Bir şeyler verilmeye çalışılıyor aslında. Bir mesaj verilmeye çalışılıyor ama çok usulüne uygun birebir doğru talimat alınmamış. Alınmış talimatlar değiştirilmiş muhtemelen. Biraz gerçekten kopmuş tabii. Bazen bakıyorum ben bunlardan ziyade Rambo filmleri seyrediyorum. Orada mesela bir tanesi herif oku çıkarıyor içine baruttan koyuyor. Sonra çakıyor yanıyor falan böyle mesela. Olur mu öyle şey? Olmaz abi yani. Teorik olarak mümkün değildir ama yapmış işte abi. Acısına macısına katlanıyor. Biz de seyrederken gazına geliyorsun. Ne yapacaksın yani, bir şey de seyredeceğiz artık. Yavuz hocam çok teşekkür ediyoruz. Bölümümüzün sonuna geldik. Buradan izleyicilerimize söyleyelim. Aşağıdaki açıklamalar kısmında buraya katılan
hocalarımızın YouTube kanallarının, Instagram sayfalarının linkleri mevcut. Takip etmeyi unutmasın diyelim arkadaşlarımıza. Lütfen. Bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz. Elbette bu videoyu beğendim tuşuna basmayı, yorum yazmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Teşekkürler. Öncelikle kanalımızı izlediğiniz için teşekkür ederiz. Elimizden geldiğince, elimden geldiğince bugün sizlere yorum yapmaya çalıştım. Beğendiyseniz lütfen like atınız. Bravo. Başka bir şey var mıydı? Tepkolik kanalına abone olmayı unutmayın. Videoların altındaki yorumları doldurmayı da unutmayın. Ve lütfen üçüncüsü neydi? Beğen butonuna basmayı. Beğen butonuna basmayı onu kesinlikle unutmayın. Her evet. Seferinde beğen. Olmazsa beğen, olmaz beğen. Arkadaşlar. Olmazsa olmaz arkadaşlar. O şekilde dönüyor sistem. Peki. Teşekkür ediyoruz hocam.